AS200 PLC ve RTU EN01 Modbus TCP/IP haberleşme ve konfigürasyonu. RTU EN01 uzak giriş çıkış modülünden biraz bahsedelim. Modülün sağ yan yüzeyine 8 adet özel modül ve 16 adet de dijital modül bağlanabilmektedir. Modül standart Modbus TCP/IP haberleşmeyi destekleyen tüm cihazlarıyla haberleşebilir. Burada AS PLC ile bir topoloji oluşturduğumuz için AS PLC maksimum 4 adet RTU EN01 uzak oya modülü takılabilir. RTU EN01'i konfigüre etmek için DGSoft'u kullanmamız gerekiyor. Buradaki topoloji de AS PLC ile RTU EN01 direkt olarak Ethernet portu üzerinden bağlanmıştır. RTU EN01'in sağ yan yüzeyine ilk olarak DVP-06XA ve sonrasında da DVP-16SP modülü takılmıştır. Buradan ilk olarak RTU EN01 modülünü konfigür edelim. DGSoft'u açtıktan sonra buradan aratıyoruz. Modülü bulduktan sonra modülün üstüne çift tıkladık. Burada modülle ilgili bilgiler karşımıza geliyor. Modülün IP adresinin 192.168.1.6 olduğu, firmware versiyonu 2.0.2 olduğu gibi. Alt kısımda ise modülün sağına bağlı olan modülleri de görebiliyoruz. Mesela şu anda bir tane modül bağlı, özel modül bağlı, o da 06XA ve bir adet de 8 giriş 8 çıkışlı bir modül bağlı. Yani 16SP. Buradan basic kısmına geldiğimizde İstersek modülün IP adresini, ismini vesaire gibi değerleri değiştirebiliriz. Buradaki data status keeping ve data status clear kısmı önemli. Haberleşme koptuktan sonra eğer verilerin saklanmasını, kaybolmamasını istiyorsak data status keeping kısmını seçmeliyiz. Böylelikle haberleşme geri geldikten sonra tüm veriler tekrardan olduğu gibi aktarılacaktır. Eğer verilerin kaybolmasını istiyorsak da hafızasında tutulmamasını istiyorsak da data status clear kısmını seçmemiz gerekli. Artık analog input output modül ayar kısmına geçebiliriz. Buradan zaten bir tane özel modül bağlı 06XA ve onun 49 adet register'ı da burada karşımızda. Buradan okumak istediklerimizi read kısmından işaretlemek suretiyle ve yazmak istediklerimizi de write kısmından işaretlemek suretiyle konfigüre edebiliriz. Bu topolojide biz 06XA modülünün kanal 5 output'unu 0.10 volt olarak ve aynı modülün kanal 1 input'una 0.10 volt olarak gireceğiz. Yani aynı anda hem çıkış ve çıktığımız değeri de input'tan da okuyarak doğrulayacağız. Kanal 5 output'unu yazmak için 10. register ve write kısmını tıklıyorum. Aynı şekilde kanal 1 anlık değerini 12. register'dan okumak için de read olarak bu kısmı tıklıyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra uygula dedim. Artık mapping kısmına read için bir tane zaten seçmiştik. Birinci sırada 12. register ve yazmak için de birinci sırada 10. register bulunuyordu. Birden fazla okuma yazma işlemim varsa bakın tıklayıp uygula dediğimde sıralı bir biçimde buraya atmakta. Biz şu an sadece kanal 5'ten çıkıp kanal 1'e gireceğimiz için bu sıraya bu şekilde seçtikten sonra uygula dedikten sonra tamam diyoruz. Artık konfigürasyon modülün içerisine yüklenmiş oldu. Şimdi PLC tarafının konfigürasyonuna geçelim. Buradan hardware config'e giriyorum. Bilgisayarıma COM2 portundan bağlı olduğum için şurayı ilk olarak değiştirdim. Bu ayarın şu anda yapacağımız bir ayarla hiçbir alakası yoktur. Ethernet port device settings'i aktif ettiğimizde burada görüldüğü üzere RTU EN01 mapping kısmı var. İlk olarak bunun üstüne tıklayıp RTU mapping'i aktif ediyoruz. Buradan cycle ve timeout değerlerini de değiştirebiliriz. Daha sonrasında detaylı konfigürasyon için yanındaki artı tuşuna bastım. Baştan da belirttiğim gibi 4 adet RTU EN01 takılmakta
Biz bir tane kullandığımız için birinci sırada bulunanı seçiyoruz. Ve buradan GTO1 Enable'ı kesinlikle aktif etmemiz gerekiyor ki çalışsın. Buradan GTO-N01'in IP adresini giriyorum. 192.168.1.6 idi. Artık bu kısımda az önce yapmış olduğumuz konfigürasyondaki gibi örneğin fiziksel X girişlerini PLC içerisinde nereden okumak istiyoruz veya fiziksel çıkışları nereden yazmak istiyoruz? Aynı şekilde özel modüllerin okuma ve yazma datalarını da buradan belirtmemiz gerekiyor. 16SP kullanmıştık. 16SP'nin X0 girişini ben PLC içerisinde 2000'den itibaren okumak istiyorum ve 3 adet bit şeklinde okuyacağım. Yani X0 2000'e, X1 M2001'e ve X2 ise M2002'ye tekabül edecek. Aynı şekilde Y fiziksel outputlarını yazma noktasında da ben PLC içerisinden M3000 bitinden itibaren sıralı 3 biti fiziksel olarak Y çıkışlarına bağdaştırdım. Yani M3000'e yazmış olduğum değer Y0'ı, M3001'i aktif ettiğimde Y1'i ve M3002'yi aktif ettiğimde ise bu da Y2'yi etkileyecektir. Eğer burada farz edelim ki sadece çıkış modülünüz var, giriş yok ise uzunluğunuzu 0 girip giriş kısmını pasif edebilirsiniz. Şimdi bu kısma geldiğimizde burada read write adresler var. Yine bu adresler DCSoft içerisinden şuradan yapmış olduğumuz seçimle bağdaştırılıyor. Buradaki birinci sırada mesela read kısmına baktığımızda birinci sırada bulunan 12. register artık ben burada read kısmından vermiş olduğum adresle bağlanacak. Örneğin D2000 datası diyelim ve uzunluğumu da bir gireyim. Yani D2000 datasından artık buradaki bulunan birinci sıradaki register değerini okuyabilirim. Örneğin burada birden fazla olsaydı 2, 3, 4 şeklinde o zaman ben birinci sırayı D2000 ile okuyorsam ikinci sıradaki register'ı D2001 ile üçüncü sıradakini D2002 ile şeklinde sıralı bir biçimde okuyabilirim. Aynı şey yazma kısmı için de geçerli. Örneğin D3000 adresini yazmış olduğum değer benim buradan seçim yaptığım birinci sırada bulunan register yani kanal 5 output'uyla özdeşmiş oldu. Buradaki ayarları yaptıktan sonra yüklüyoruz. Şuradan öncelikle bir kaydedelim. Şu anda istasyon adresimiz 1. Biz bunu 3 olarak aynı zamanda değiştirip o şekilde yükleyeceğiz. Ayarlarımızı bir daha bir gözden geçirelim. Bu kısmı aktif ettik. Buradan da gerekli konfigürasyonu yaptık. Şuradan bir daha. Öncelikle bir kaydedelim. Bir aksaklık oldu. Tekrardan hardware config içerisinden yüklememizi gerçekleştireceğiz. Biraz uzun sürebilir çünkü seri port üzerinden haberleşiyoruz.
Yükleme tamamlandı. Buradan da bir yükleme yapacağız. Öncesinde istasyon adresini 3 olarak değiştirdiğimiz için şuradan da bir güncelleyelim. Buraya yazmış olduğum komut satırlarının bir önemi yok. Hata vermesin yükleme sırasında. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Artık online simülasyon için oluşturmuş olduğumuz HMI programına geldik. Burada bilgisayarımız ile PLC Combi üzerinden haberleşiyor. Buradan Combi seçtik. Görüldüğü üzere yine fiziksel çıkışlarını aktif ettiğimde veya pasif ettiğimde bunlar x0, x1 ve x2'nin durumunu etkiliyor. Ne demiştik? Y fiziksel çıkışı aynı modülün x0'ına, y1'i aynı modülün x1'ine ve y2'si de aynı modülün x2 ile bağlantılıydı. Buradan analog çıkış verdiğimizde 10 volt verdirmek istiyorsak buraya 4000 değerini yazıyoruz. Çünkü 0.6x'ın analog çıkışının dijital değeri 0.10 volta karşılık 0 ile 4000 aralığındadır. Buradan da yine 2000 değerini okuyorsak bu 10 volta tekabül eder. Yine 0.6x'ın analog girişi artı x 10 volt tekabül eden artı x'i 2000 dijital karşılığına sahiptir. Örneğin 5 volt vermek istiyorsam 2000 değerini gönderirim ve aynı şekilde buradan da 1000 değerini okuyarak 5 volt geldiğini teyit edebilirim. Bu şekilde AS200 PLC ile RTU N01 Modbus TCP/IP haberleşme konfigürasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.